Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 12 Mart 2020 tarihinde 23 yaşındaki Sidar Uygurlar trafikte aracını solladığı Yılmaz Geyik tarafından silahla başına ateş edilerek öldürüldü. 46 yaşındaki Yılmaz Geyik Uygurları vurduktan sonra aynı silahı iki arkadaşına da doğrulttu. Neyse ki silah tutukluk yaptı. Bu sayede olay yerinden kaçan iki genç hayatlarını kurtarmış oldu. Siverek'teki bu korkunç vahşetin görüntülerini güvenlik kamerası kayıtlarından izleyelim. Görüyorsunuz öndeki araç Yılmaz Geyik'e ait. Yılmaz Geyik araçtan iniyor. Arkada Sidar Uygurlar var. Sidar'ın fotoğrafı. Sidar Uygurlar'ın yanına geliyor. Şimdi aslında akşam üzeri saat 23 sularında Yılmaz Geyik yanındaki 15 yaşındaki Ahmet Şamiye adlı Suriyeli gençle seyir halindedir. Yılmaz Geyik'in Suriyeli gençle hukuku ne biliyor musunuz? Sözde eşinden çocuğunun olmadığını, yeni bir eşe ihtiyaç duyduğunu söylemektedir ve çaresizlik nedeniyle Türkiye'ye sığınmış olan Suriyeli 15 yaşındaki gençten annesinin arkadaşı olan bir başka kadının kendisine kumu olmasını istemek için onu arabasına almıştır. Ve o gün trafiktedirler. Sidar ve arkadaşları ise akşam 3-4 genç olarak bir kahvede sohbet etmişlerdir ve o saatte artık evlerine gitmek üzere hareket etmişlerdir. Bir arkadaşlarını yolda bırakırlar. Yolda Sidar'ın bulunduğu araba Yılmaz'ın bulunduğu arabayı solladığı için bir kovalamaca yaşanır ve Yılmaz önlerini kestiği arabayı yolda durdurup belinden silahını çıkarır. İşte şu an kendileri özür diledikleri halde Sidar ve arkadaşları özür dilediği halde sinirlerine hakim olamayan Yılmaz Geyik önce silahıyla Sidar'ı vurur, sonra arkadaşlarını ateş etmek ister. Bu arada gençler, az önceki ateş etme anını tekrar gösterebilir miyiz sevgili arkadaşlar? Tekrar, evet, Yılmaz Geyik'in kullandığı araba, Sidar'ın bulunduğu arabanın önüne keser. Yılmaz Geyik ve Ahmet Şami'yi arabadan inerler. Sidar arabadan çıkar. İki arkadaşı yanındadır. Sidar ve arkadaşları özür dilerler. Fakat Yılmaz Geyik adlı saldırgan sakinleşmemektedir. Nedense sinirlerine hakim olamamaktadır. Çocukların ısrarla tamam dağılalım demesine rağmen, gidelim demesine rağmen ısrarla tartışma büyümektedir. Arkadaşlarının anlatımına göre İbrahim Halil Küey burada arkadaşlar arasından biridir. Mustafa Aytekin diğer arkadaşıdır Sidar'ın arkadaşları. Mustafa Aytekin'in demesine göre tamam biz gidiyoruz demişlerdir. Özür diliyoruz demişlerdir. Ve bu nedenle Sidar dönüp arabasının ki arabayı kullanmaktadır. Arabasının şoför mahalline oturur. Fakat kendisi çocuğun özür dilemesine rağmen onun uzaklaşmak için arabaya oturmasına rağmen sakinleşmez ve silahını çıkarıp işte bu anda başına kabzayla vurduğu sırada silah ateş alır ve maalesef mermi Sidar'ın kulağına isabet eder. Ve Sidar hayatını kaybedecektir. Bunun üzerine silahını çıkarır, iki arkadaşı onu tutmaya çalışır. Mustafa Aytekin'e doğrultur. Mustafa Aytekin kolunu yere büker. Bu arada neyse ki silah tutukluk yapmıştır. Canlarını bu sayede kurtarmış olurlar. Fakat Sidar hayatını kaybedecektir. Cinayetten sonra Yılmaz Geyik kaçıp izini kaybettirirken 15 yaşındaki Ahmet Şami'ye polisiye teslim olur. Ahmet Şami'ye ifadesinde cinayeti itiraf eder. Ahmet Şami'ye'nin ifadesinden olayın nasıl meydana geldiğini okuyalım. Ahmet Şami'ye 15 yaşında ve ifadesinde, burada duralım arkadaşlar, ifadesinde tam olarak şöyle diyor. Sakin değildi. O sırada araç sürücüsü genç çocuk Yılmaz'a sana yapacağımı bilirim şeklinde söyleyince Yılmaz arabanın kapısını açıp silahını da çıkararak çocuğun yüzüne silahla vurmaya başladı. Bu sırada Yılmaz'ın parmağı tetikteydi. Vurma esnasında silah patlayarak o çocuğun sol kulağından kanlar gelmeye başladı. Yılmaz silahı doldur boşalt yapıp vurulan çocuğun yanındaki çocuklara vurmaya çalıştı. Ancak çocuklar kaçtılar. İşte Yılmaz Geyik'in yanındaki tanık
Ahmet Şamiye'nin de anlatımından anlaşılıyor ki çocuklar özür diledikleri halde, kaçmak istedikleri halde, gitmek istedikleri halde Yılmaz Geyik adeta öldürmeye ahdetmiştir. Ben bu çalışma sırasında, bu haber çalışması sırasında Yılmaz Geyik'in sabıka kaydına ulaştım. Yılmaz Geyik tam bir suç makinesi. 1993 yılında, yani henüz 19 yaşındayken yaralama ve adam öldürmeye teşebbüsten tutuklanmış. 2002 yılında adam öldürmeye teşebbüsten tutuklanmış. 2003 yılında örgütlü şekilde uyuşturucu satmaktan tutuklanmış. 2008 Eylül 2003'te tutuklanıp 11 Kasım 2004'te tahliye edilmiş. Yetmemiş. Geyik 2004 yılında tahliye olduğu dosyada ne yapmış biliyor musunuz? Alıcı rolündeki polislere 25 kilo esrar satarken yakalanmış. Yılmaz Geyik'in yargılandığı ve ceza aldığı iddianameden ne iş yaptığını, hangi mesleğe bulaştığını okuyalım. İddianameyi getirebilir miyiz ekran arkadaşlar? Evet, Yılmaz Geyik'in yargılanıp ceza aldığı Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyasında onunla ilgili söylenen şudur. Yılmaz Geyik ve arkadaşları uyuşturucu satmaktadırlar. Siverek'te bir bahçeye esrar etmişlerdir. Buradan topladıkları 25 kilo esrarı satacaklardır. Alıcı kılığında polisler gelmiştir. Yılmaz Geyik parayı vermezseniz uyuşturucuyu vermeyeceğim der. Bunun üzerine polisle pazarlık yapılır. Yılmaz Geyik esrarı getirmek üzere Diyarbakır'a yola çıktığında arabası durdurulur ve arabada plakalı aracın yolda durdurulduğu ve suça konu 25 kilo 759 gram esrarın Yılmaz Geyik'in arabasında ele geçirildiği. Yılmaz Geyik bu dosyada 3 arkadaşıyla beraber 4 yıl 2 ay ceza aldı. İflah oldu mu? İflah olmadı. Yılmaz Geyik bu kez de 2017 yılında Mersin'deki bir uyuşturucu çetesine 2 ayrı tarihte 2 kez esrar satmaktan bir daha tutuklandı. Bakın birinde 66, diğerinde 44 kilo. İki ayrı seferde esrar satarken yakalandı ve tutuklandı. Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında şöyle söyleniyor. Yılmaz Geyik'in 19 Nisan 2017 tarihinde 66 kilo 40 gram esrar ve ona 10 Haziran 2017 tarihinde 45 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesi olaylarına iştirak ettiği esrar maddesi temin edicisi, satıcısı ve göndericisi oldu. Yılmaz Geyik bu yargılamada delil yetersizliğinden beraat etse de Yargıtay'ın itirazı üzerine dosya halen devam ediyor. Katil Yılmaz Geyik olaydan sonra kayboldu. Cinayette hayatını kaybeden Sidar Uygurların ailesinin çabası sonucunda arabası cinayetten 5 gün sonra evine yakın bir sokak arasında bulundu. Geyik'in hala Siverek'te olduğu, yine babasına ait Güvercin Köyü'nde bir ev inşa ettiği iddia ediliyor. Ev burada. Kendisinin ev inşa ederken çekildiği ileri sürülen görüntüler var. O görüntüyü getirebilir miyiz arkadaşlar? Bir diğer görüntü lütfen. Bu kişinin Yılmaz Geyik olduğu iddia ediliyor ve henüz Türkiye'de Siverek'te olduğu iddia ediliyor. Ben bu haberin hazırlığı sırasında Yılmaz Geyik'in neden bulunamadığını, 12 Mart'tan bu yana neden bulunamadığını İçişleri Bakanlığı yetkililerine sordum. Bana dediler ki kendi köyü dahil her köyü bastık. İzine ulaşamadık. Türkiye'den çıkmış olma ihtimali yüksektir deniliyor. 12 Mart'tan bu yana Sidar Uygurların ailesi çocuklarının katili yakalansın diye çok çaba verdiler. Hedef gösterildiler, tehdit edildiler. Şimdi Sidar Uygurların tiyatrocu ablası Derya Uygurlar yayınımızda. Hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Biraz kardeşinizden söz eder misiniz bize? Ne iş yapardı? Öğrenci miydi? Siverek'te miydi? Sidar 23 yaşına yeni girmişti. Liseyi dışarıdan okuyordu.
babamın ceviz tarlasında ve abimin sanayide dükkanında çalışıyordu. Şiir okumayı seven bir çocuktu. Son zamanlarda oyunculuğa heves sarmıştı. Tertemiz bir çocuktu yani, gördüğünüz gibi zaten özür dilemesine rağmen öldürüldü. Yani biz 9 kardeşiz. Benim 2 küçüğüm Sidar. Böyle. Peki katili tanır bilir miydiniz? Kimdir bu kişi? Hayır, hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yani hiçbir husumetimiz yok. Daha önce görmedik, bilmiyoruz. Babam esnaf olmasına rağmen tanımıyor. Hiçbir husumetimiz yok. Aracı solladığı için zaten öldürüldü. Akrabalarını da tanımıyoruz. Peki tehlikeli bir kişi midir? Aşiret gücü mü vardır? Arkasında onu koruyanlar mı var? Nedir? Bunu kim koruyor da bulunamıyor? İnanın onu bilmiyoruz yani. O kadar güçlü olmazsa demek ki arkasında büyük bir güç var ki, siverek gibi bir yerde. 76 gün oldu. Bulunamıyor yani. Görmemize rağmen ablam ve abim köyde, Güvercin köyünde kendileri görmüşler ve fotoğrafını çekmişler. Ona rağmen baskın yapılmış. Baskın sırasında haber mi alıyor hocam? Haber alıyor. 5 dakika mı 10 dakika önce yanlış hatırlamıyorsam aracına binip uzaklaşıyor. Aracının, oğlunun aracının bagajına biniyor, uzaklaşıyor. Hı hı. Sonra köylüler jandarmaya ateş açıyor. Ondan sonra araç geri geldiğinde jandarma soruyor, nereden geldin diye araca. Araç diyor, ben işte köye gittim, çobana yemek götürmeye gittim diyor. Bu şekilde yani. Peki şu an sizin aileniz kısıtlı imkanlarıyla Siverek'te katili mi bulmaya çalışıyor? Evet, yani bir şekilde biz artık bu işin peşine düşmeye başladık. Çünkü 76 gün oldu. Olaydan 5 gün sonra katil zanlısının beyaz Mercedes aracını abim kendisi buluyor. Hı hı. Siverek'te terk edilmiş bir halde. Polisi arıyor. Lokasyon atıyorum. Gelin, aracı buldum diyor. Polisler geliyor, aracı alıyor falan. Ama onun dışında işte köylere haber saldık, insanlara saldık. Kimseden bir haber yok tabii. Korkuyorlar yani. Korkuyor mu aileniz? Tabii bizim ailemiz de korkuyor tabii haliyle ama Siverek halkı da korkuyor bir şey söylemeye. Yani gören de var, duyan da var, bilen de var ama öyle bir adam ki herkes korkuyor. Binlerce... Devletten daha mı büyük? Nasıl korkabilir insanlar ya? Ben de bunu İçişleri Bakanlığı'na sordum aradığımda, Sayın Süleyman Bakan, Süleyman Soylu'nun sekreterine. Dedim ki yani inanın dedim ya, 2 aydır sizi arıyoruz. Hani bu adam devletten daha büyük bir adamsa bize söyleyin. Hani en azından beklemeyi bırakalım ve acımızı yaşayalım. Acımızı çünkü bir kenara bıraktık 2 aydır, 2,5 aydır. Katil zanlısının peşine düştük yani. Biz dedektif değiliz, biz polis değiliz. Hani tehdit ediliyor musunuz bu süreçte? Bu süreçte hani şahıs olarak böyle gelip ablasıyım ben, tehdit etmedi. Ailenizi, annenizi, babanızı? Annemi kaybettik zaten. Sidar'ın annesi bile yoktu yani. Düşünün, arkasında ağlayacak bir annemiz bile yok. 7 yıl önce kaybettik annemizi. Sağ olun. Ne diyecektim? Tehdit ediliyor musunuz? Tehdit şu şekilde. Sosyal medya kullanmaya başladık. Twitter, işte Instagram. Sidar'ın arkadaşları oluşum oluşturmaya başladı. CİMER'den imza kampanyaları başlattık. Ondan sonra farklı fake hesaplardan bize tehdit mesajları gelmeye başladı. İşte Yılmaz Geyik'in adını yazmayın, yoksa biz, Yılmaz Geyik gelir sizi de öldürür. Dua edin polis bulsun, yoksa o sizi de öldürecek. Farklı böyle ahlaksız hakaretler, küfürler ve tehditler, bir sürü böyle bu şekilde geldi. Benim ilk canlı yayına katıldığımda telefon bağlantısıyla, özel bir kanaldı, söylemem gerekiyor mu? Artı TV'ye katıldığımda olayın 10. günüydü. 2 dakikalık bir konuşmada ben orada şey söyledim, hani yanlış hatırlamıyorsam aracı, katil zanlısının aracını 5 gün sonra abim Hilvan yolu üzerinde buldu dedim. Ama o Hilvan yolu değilmiş de işte B yoluymuş diye. Yayından bir saat sonra polis ekibi ailemin evine geliyor. Ben o süreçte İstanbul'daydım. Ailemin evine geliyor. Derya Uygurlar nerede? Biz Derya Uygurlar hakkında işlem başlatacağız gibi böyle söylemlerde bulunuyor. Yanlış söylediğim bir kelimeden dolayı. Ama ben burada katil değilim. Ailem katil değil. Biz 76 gündür adalet istiyoruz. Sivere'ye bıraksaydık biz, yani Siverek gibi, hani insan İsmail Bey yaşadığı yere benzer ya, biz yaşadığımız yere benzemek istemiyoruz. Hani orada şu vardır, ben sizden birini öldürürüm, siz gelirsiniz benden birini öldürürsünüz. Biz bunu istemiyoruz. Biz onlar gibi katil zanlısı değil, biz katil değiliz, cani değiliz. Onların eli silah tutuyor, kan döküyor, bizim elimiz kalem tutuyor ve biz yazıyoruz.
Biz buraya çıkıyorsak biz adaleti istediğimiz içindir. Yoksa ya inanın 2,5 aydır ben Sidar'ın yani bakıyorum ağlayamıyorum bile. İnanın ağlayamıyoruz bile artık. Hani katil zanlısı belli, yeri belli, yurdu belli, yakalansın. Yakalansın, başka hiçbir şey istemiyorum. İçişleri Bakanlığı'na, Süleyman Soylu'ya tekrar sesleniyorum. Sidar bir vekilin oğlu olsaydı, bir bakanın oğlu olsaydı, bir çiftçinin oğlu değil, bir esnafın kardeşi değil. Yine böyle 76 gün beklerler miydi? Yani ben bunu sürekli soruyorum sosyal medyadan ve arıyorum da. Başka diyecek bir şey yok. Adalete inanmak istiyoruz. Ömrümüzün sonu olsa da biz bu yola baş koymuşuz yani. Hiçbir şekilde geri durmayacağız. Benim anladığım kadarıyla siz de tiyatrocusunuz. Evet. Sidar da yaşasaydı herhalde. Evet. Sizinle beraber belki sahneye çıkacaktı. Son bir yıl içinde Kültür Bakanlığı'ndan bir kısa film projem desteklendi. Orada bir karakteri oynayacaktı kardeşim. Hangi karakteri oynayacaktı? Sidar karakterini oynayacaktı. Komşu çocuğu karakterini oynayacaktı. Çok heves sarmıştı hakikaten, diyordu nasıl oynayacağım, şöyle oynayabilir miyim, şöyle midir. Çok güler yüzlü, çok umutlu, her şeye rağmen annesini çocukken kaybetmesine rağmen çok umutlu bir çocuktu. Hı hı. Kardeşimi öldürdü yani, o katil zanlısı kardeşimi öldürdü. Bunun bir şeyi olmalı yani, bunun bir cezası olmalı. Tamam, ilahi adalete inanıyoruz. O zaten var. Diğer dünya varsa onu görecek. Ama bu dünyada biz yaşıyorsak onu görmek istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.